Herkese merhabalar. Fiziksel ve kimyasal değişimler konumuzla beraberiz. Artık maddenin nasıl değişimlere maruz kaldığını göreceğiz. Fiziksel ve kimyasal olarak değişimleri ikiye ayıracağız ve detaylarına beraber bakacağız. Bir kere mesela bir kağıdın makasla kesilmesi, aynı zamanda bir fındığın kırılması, sallıyorum buzun erimesi, suyun buharlaşması, bunların her birisine fiziksel değişim diyeceğiz. Aynı zamanda kimyasal değişimde işte yanma, aynı zamanda paslanma, ekmeğin çürümesi, küflenmesi ve benzeri bunların her birisi de kimyasal değişim olarak adlandıracağız. Buradaki gördüğümüz örnekler gibi ve bunların detaylarına hadi gelin beraber bakalım, ama öncesinde biliyorsunuz Kasım ayı programımızda gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün fiziksel ve kimyasal değişimler konumuzla beraberiz. Ödevlerimizi unutmayalım lütfen. Ödevlerimizde hemen 0'dan 8'e sayısal kitabıyla başlamak istiyorum. 0'dan 8'e sayısal olan arkadaşlarımız için de hemen sayfalarını vermek istiyorum. Bu konu çok önemli. Özellikle madde ve değişim konusundaki aslında önemli başlıklarından bir tanesi fiziksel ve kimyasal değişimler. Sayfa 220-221'de taktikli fen kitabı olan arkadaşlarımız için de şimdiden şöyle söyleyebilirim. Hemen şeyden önceki asitler ve bazlarından önceki konu, yani test 38'i söyleyebilirim ve iki tane dijital sorumuzu unutmayalım. Dijital soruları çözmeyi sakın ihmal etmeyin diyorum. Dinamo Fen yeni nesil soru bankamızdan da fiziksel kimyasal değişim test 40-41 İki tane testimiz var. Bu iki tane testi yaparsak da harika olacak. Zoru Bankası'ndan da fiziksel kimyasal değişimlerle alakalı test 34'ü yaparsak çok iyi olacak. Ve burada unutmayın, dijital sorularımız bu üç kitabımızda da geçerli. Hadi bakalım o zaman dersimiz müthiş bir şekilde başlasın. Tonguç'um. Maddelerin kimyasal yapısı değişmeden, yani sadece dış görünümünde meydana gelen değişimlere biz fiziksel değişimler diyoruz. O zaman maddedeki değişimleri ikiye ayırmıştık. Fiziksel değişim dış görünüşünde meydana gelen değişimler. Peki fiziksel değişime neden olan olaylar neler olabilir Tonguç Orhan Bey? Yırtılma. Aynen öyle, süper. Yanma. Yanma olmaz, patlatma. Katlama, yırtılma. Mesela şu kağıdı ben böyle katladığım zaman bir fiziksel değişim yaşattım. Veya yırttığım zaman fiziksel değişim. Ezdiğim zaman bir şeyi fiziksel değişim. Kestiğim zaman fiziksel değişim. Dolayısıyla Tonguç Evren benim. Bunların hepsi fiziksel değişimler için geliyor. Başka ne olabilir? Hal değişimleri. Maddedeki hal değişimleri ne olabilir Tonguç? Hemen söyler misin bana? İ hali, E hali, D hayır, hali, den hali. Maddenin hal değişimleri mesela donma, ondan sonra kaynama, ondan sonra erime, ondan sonra yoğunlaşma. Bunların hepsi de fiziksel değişime örnek veriyoruz. Geldik mesela bir tane model soruyoruz. Marangoz Halim Usta. Ahşap sandalye üretmek için ahşap malzemeleri istenilen kalıplara göre kesip şekillendirir. Sonra ahşap malzemeleri çeşitli makineler ve el aletleriyle zımparalar demiş. Tahta parçalarını bağlantı yerlerinden vidalar demiş. Adam bize ne yaptığını söylemiş. Yapılan bu işlemlere ilgili hangileri doğru demiş. Tahtada fiziksel değişim gerçekçi doğru. Neden? Tonguç bak, bu dikkat ettiysen kesiyor ahşapları. Sonra makinelerle zımparalıyor. Bunlar hepsi fiziksel değişimler örnek. Veya vidalıyor bağlantı yerlerini falan filan. Hepsi fiziksel. Dış görünüşü değişiyor. Dış görünüşü değişiyor, doğru. Kendine özgü tanecik yapısı kurur. Bu da doğru. Çünkü fiziksel değişimde maddenin tanecik yapısı değişmez. Maddenin sadece dış görünüşü değişiyor. Cevabımız Denizli diyoruz. Bravo diyorum sana. Geldik kimyasal değişime. Tonguç'um, günlük yaşamda karşılaşılan bazı olaylar sonucunda maddenin iç yapısının değişmesine de biz kimyasal değişim diyoruz. İç yapı ne demek Tonguç evladım benim? İç yapı içinde, yani kalpten gelen sevgiyle. Hayır Tonguç'um, şöyle, iç yapı demek aslında maddenin tanecik yapısında, moleküler yapısında değişim demek. Dolayısıyla kimyasal değişimde maddenin tanecik yapısında, moleküler yapısında bazı değişimler oluyor. Mesela örnek olarak yanma diyebiliriz. Yanma dediğim şey maddenin oksijenle birleşmesi demek. Dolayısıyla maddenin yapısı değişiyor, fizyolojisi değişiyor, kimyası değişiyor. Küflenme mesela. Artık o peyniri yiyebilir misin Tonguç, küflenmiş peyniri? Veya yani ekmeği yiyebilir misin? Yiyemezsin. İşte maddenin yapısı tamamen değişiyor. Veya mayalanma, ekmek mayalandıktan sonra artık un, mun, hamur, mamur olmaktan çıkıyor. Ve artık ne oluyor? Ekmeğe dönüşüyor Tonguç'um. Veya ekşime de yoğurt, süt yoğurt olduktan sonra tekrar süt yapamazsın. Dolayısıyla orada bakteriler, kimyasal reaksiyonlar gerçekleştiriyor. Ve kimyasal reaksiyonlar da kimyasal değişime yol açıyor diyoruz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla genellikle ve yanma, küflenme, mayalanma, ekşime, paslanma, bir tane daha örnek vereyim sana Tonguç'um. Bunların hepsi kimyasal değişimdir diyoruz ve bir tane sorumuza geçiyoruz. Bir okul müzesinde gerçekleşen bazı olaylar tabloda verilmiştir. Buna göre hangi günlerde görülen değişimlerde maddenin iç yapısı değişmiş? İç yapısı değişmeyi ne demek Tonguç Evren benim?
Yani kimyasal değişim demek. Bravo diyorum sana. Peki o zaman tarihi vazonun kırılması. Kırılma fiziksel değişimdir. Neden? Sadece ve sadece maddenin dış görünüşü değişiyor diyoruz. Okulun ilk mezunlarına ait resmin yırtılması. Yırtılma fiziksel değişimdir. Futbol turnuvası sonrası kazanılmış olan gümüş kupanın kararması. Bu da kimyasal değişimdir. Çünkü oksijenle temas ederek gümüş kararma olayını yaşatıyor diyoruz. O zaman hangisi maddenin iç yapısı değişmiştir? Yalnızca çarşamba diye bir cevabımız Adana diyoruz. Ve diğer sorumuza geçelim. Geldik. Nasıl yukarıda verilen olaylar aşağıdaki kavramlardan hangileri açıklanabilir demiş. Su döngüsü sırasında yağmurun yağması. Bir kere yağmurun yağması aslında su buharı moleküllerinin yoğuşaraktan su haline, sıvı haline geçmesi demekti. Peki yoğuşmak ne demek? Hal değişimi demek. Hal değişimi o zaman ne demek Tonguç Evren Bey'im? Fiziksel değişimdir o zaman. Bu zaman fiziksel değişim diyoruz. Aşındırıcı özellikte asit içeren bazı yağmur damlalarının kayaçları aşındırıp tarihi binalara zarar vermesi. Bu da kimyasal değişim neden diyeceksin? Çünkü asit özelliği var ve kimyasal bir şekilde asitler maddelerin taşlarını aşındırıyor ve sonuçta kimyasal değişim oluyor diyoruz. O zaman hangileri açıklanabilir diyoruz? Fiziksel ve kimyasal değişim olan cevabımız Denizli diyebiliriz. Bravo diyorum sana Tonguç'um. Geldik artık sınav tarzı soruyla dersimizi gerçekten noktalayacağız. Kızılkül Aziz. Meyve suyu elde edilmesi sırasında meyveler hem kalite hem de teknolojik nedenlerle mümkün olan en kısa sürede işlenmelidir. Uygun koşullarda depolanamayan meylerde bazı olaylar gözlemlenir. Mesela limonun küflenmesi veya elmanın çürümesi. Bir meyve suyu fabrikasında görülen bazı olaylar verilmiştir. Buna göre olaylarla ilgili hangisi söylenmez demiş. Burada bilgiyi vermiş, olayı vermiş. Sonra bununla alakalı hangisi gözlemlenmez, söylenemez diyor. Birinci olay fiziksel değişim. Küflenme bir kere kimyasal değişimdir. Bu söylenemez. Peki limonun iç yapısında değişme meydana gelmiştir. Evet doğru, limon küflenirse kimyasal değişimdir. Bu iç yapısında meydana gelen değişimdir. Bu da doğru, bak bir sürü dal var burada. İkinci olay kimyasal değişimdir. Evet elmanın çürümesi, artık elma eski haline gelemez ve artık kimyasal reaksiyonlar olmuştur orada. O yüzden zaten çürümüştür. Bu da kimyasal değişim diyoruz. Elmanın kimyasal özelliklerinde değişim görülür. Evet doğru. Kimyasal değişim demek zaten kimyasal özelliklerin değişmesi demek. O yüzden cevabımızın Adana olduğunu söyleyebiliriz. Ödülü sorumuzu yap, yorumları yap. Hadi bakalım.